Evet sevgili dostlarım, 7. bölümden herkese merhabalar. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. 7. bölüm Işıklar Sönsün'de. Biliyorsunuz hacı çalmıştık ve hacı çaldığımız için şimdi elektrikleri kapatmıştık ve oradan kaçıyorduk. Bir yandan da altta video editlemem devam ediyor. Çayınızı alın. Ben çayımı aldım. Şeyimi aldım. Evet, devam ediyorum. Laf fazla uzatmayalım. Evet, yükleniyor. Arkadaşlar yorumlara yazmışsınız neden bunun kapağı yok. Arkadaşlar sesim çok zırtılı gidiyordu. Kapağı sökünce düzeldim. Zaten kulaklık aldım da kulaklık arızalı çıktı. O da garantiye gitti. Garantiden Sen değişime gitti. bana haçı aldığınızı söyle. Aziz Dizmaz şu an yanımda. Selam vermek ister misin? Eşek arasının kovalarını dağıttık. Balo salonu kilitlendi ve güvenlikler deli gibi koşturuyorlar. Bekle, kaçış aracımız nerede? Ön taraftaki garaj yoluna gelin. Işıkları takip edin yeter. Aracı oraya getireceğim. Evet, kaçalım. Oradan biri bu tarafa. O tarafa gidemeyiz. Bu tarafa gidemeyiz. Işıklara doğru çıkamıyoruz, değil mi? O zaman karşıya gideceğiz. Lan sola git. Evet, gördüğünüz gibi zaten ipucuyu da verdi. Şimdi bu taraftan bir yere gitmemiz gerekiyor mu? Aslında oradan da gidebiliriz. Buradan da çıkabiliriz. Vallahi arkadaşlar, Sakinliğin. ben de tam olarak bilmiyorum ama elimden geldiğince bakacağım. O görüyor. Ben ne tarafa gideceğim? Tamam. Evet, o tarafa doğru gideceğim. Buraya bir daha baksın. Bak bu tarafa. Lan çık. Ha, tamam. Şuraya saklan. Karşıdaki kişi var. Acaba o tarafa mı gideceğiz? Ne tarafa gideceğiz hiç göstermiyor. Bence buradan karşıya gitme. Tamam. Pekala, belki de silah getirmeliydik. Hadi bu tarafa doğru. Bekle bekle, ateş etmeyin. Kayboldum. Siktir. Neyse, neler oluyor? Üzerime ateş açtılar. Sana demiştim, silah getirecektik işte. Biliyorum.
Şu müzik bile beni heyecanlandırıyor. Gel gel gel. Oradan oraya gider. Ama şöyle bir şey var. Bunların gitmesi gerekiyor. Şu heyecana bak ya. Ha gitti. Çık 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 çık. Her şey yolunda. Kimse yüzümü net görmedi. Hiçbir şey olmamış gibi davranır. Doğruca sıvışırım buradan. Etkileşim var mı? Yok. Oh. Scuse. Senin burada olmaman gerekiyor. Sizin de öyle. Şöyle yapalım. Siz beni görmediniz. Ben de. Sende istediğim bir şey var. Ve onu bana vereceksin. Gerçekten mi? Şey, cidden nur duydum ama biri beni çoktan kaptı. Şimdi müsaade edersiniz. İnce mefes. Of. Bu oyunları oynayacak vaktim yok. Bana hemen haçı ver. Hanımefendi. Neyse ki ben bir centilmenim. Eğer olmasaydım... Cidden... Oğlum, ağrı dövüyor işte hadi. Ne yapardın? Tamam peki. Ama unutmayın, bunu yapmayı ben istemedim. Hadi göster ki. Aha, biz dövüşeceğiz. Hadi Nathan Drake. Aa, bakıyorum da şanım bayağı yürümüş. Nasıl dövüşeceğiz? Bekliyorum. Hareketlerin çok bariz. Hiçbir tuş işlemiyor ya. Şimdi o haçı bana ver. Tamam dinle. Evde şöyle güzel, az kullanılmış bir usturlar var. İstersen sana güzel bir fiyata bırakırım. Daha iyi bir fikrim var. Tamam dinle. Uçak yolculuğu biraz tuttu da. Bak lan, araya bak. Bu kadar yeter mi? Yoksa ukalalığa devam mı edeceğiz? Farkında mısın? Bilmem kırdığın şeyler çok pahalı. İkimizin de kıçını tekmeyi basacaklar. Hemen git. Pekala, aracın yanındayım şu an. Nerede kaldın? Az önce arkadaşın Nadine Ross'la tanıştım. Harika biri. Evet, burada tam bir kaos var. Kontrol altındasın. Ama bizi çıldırmış durum. Sık boğaz ediyormuş gibi olmayayım ama aceledim beyler. Nathan, nerelerdesin? İyi soru. Sen? Balo odasının orada. Yuvarlak bir şey var. Oraya doğru gel. Yuvarlak şeyin orası. Tamam. İyi haber şu ki silah buldum. O tarafa değil. O tarafa değil. O zaman karşıya. Buradan.
Buradan doğruya atlamam gerekmiyor mu? Lanet olsun. Oradan oraya atlayacaktım. Nasıl atlayacağız? Ya oradan oraya da düşmez yani, ölmez. Hadi lan. Yakaladım onu. İyi atış. İyi misin? Evet. İyiyim ben. Buradan ulaşamam. Sen aşağı inebilir misin? Evet. Evet sanırım. Tamam. Yolda buluşuruz. Sen doğruca balo salonuna git. Peki görüşürüz. Silahların şeyini alalım. Victor, burada kala kaldım. Bir fikrin var mı? Ben kesinlikle çok fazla soruyorum. Ama odası kapatıldı demiştim. Evet, Victor, ama artık size yaptığınız işleri için burayı bakalım. Ama odası o zaman. Duydun mu Nathan? Duydum, duydum. O tarafa mı gideceğiz lan? Aynen. Şimdi nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun?
Neredesin Sam? Lan neden gideceğiz ya? Oradan çıkış yok. Buradan çıkış yok. Oradan o taraf olabilir, evet. Allah Allah. Buldum. Oraya atlamayacağız. Burası açıldı da ne oldu yani şimdi? O zaman yukarıdan gideceğiz. Arkadaşlar oyunu hiç oynamadım. Hani bana nasıl bir şeydi lan? Müdahalede sıktı artık ha? Hayır, bence de. Pekala beyler, planda değişiklik var. Bir sürü insan buradan ayrılmaya çalışıyor. Yolu tutun. Ne yapalım peki? Bala salonunun dışında bir çeşme var. Başka elemanlar da getirdiler. Hemen buradan gitmeliyiz.
Kim sıkıyor lan? Şef buradan! Arkanda! Salih vaktimiz daralıyor burada. Hallettim. Bekle evlat. Neredesin oradayım. Cenaze arabası mı sürüyorsun? Acele et. Hem aksiyonu yaşıyorum. Hem aksiyonu yaşadım hem kafayı yedim. Pekala. Umarım bu yüzden cehenneme gitmem. Niye? Siktir. Ne oldu? İçi boş. Ne? Ne? Ya sen ne göterimsin? Kimin kardeşi? Pekala. Kafatası ve kemikler. İyiye işaret. Evrenin sembolü. Nedir bu? Hodie mecum eris in paradiso. Bugün bana eşlik edeceksin. Cennette. Bu İsa'nın çarmıhta Aziz Dismas'a söylediği şey. Peki ya şu rakamlar? Sizce bunların anlamı ne? Falan mı acaba? Ya da telefon numarası? Hadi ama. Tarih bunlar. Ha? Bak. 1659. Bu Avery'nin doğduğu yıl değil mi? 1699. Dur tahmin edeyim. Öldüğü yıl değil mi? Birçok kişiye göre öyle ama... O halde elimizde... Bir doğum tarihi, ölüm tarihi ve cennet var. Bu da demek oluyor ki... Avery'nin mezarını arıyoruz. Aziz Dismas'ın katedralinde. Durun bir dakika. Zaten Rafe yıllardır o alanda araştırma yapmıyor muydu? Evet, katedralde. Sembolleri görüyor musun? Evet. İşte bunlar eski İskoç mezar taşlarında bulunur. Değil mi? Şimdi şuna bir bakın. Bu alanın yerleşimi gerçekten garip. Hı hı. Katedral burada. Ama mezarlık ta burada. Rafe yanlış alanda çalışıyor yani. Kesinlikle. Beyler, İskoçya'ya gidiyoruz. Hadi gidelim. Bir dakika. Biliyorsunuz Rafe geldiğinizden haberdar olacaktır. Olsun, orada hallederiz o meseleyi. İkinizin ortaya çıkması o manyağın en büyük arzusudur. Ayrıca herifin arkasından Nadine ve onun koskocaman ordusu var. Evet ama onun elinde bu harita yok. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesi. Şu anda bizim avuçlarımızda. Asıl mesele seni kurtarmak değil miydi? Evet öyle. Hem hazine hem o, tamam mı? Önce hazineyi bulalım ki Sem'i kurtarabilelim. Elena nasıl oluyor da buna ses çıkarmıyor? Ah be evlat. Bak mesele o kadar basit değil. Birlikte atlattığınız onca şeyden sonra bile. Bunu anlayacağını sanmıyorum. O kıza yeteri kadar güvenmiyorum. Ah, anlasana bu riski göze alamam. Nathan Salih haklı. Koşullar değişti. Rafe de işin içinde ve... Ben bunu tek başıma hallederim gerçekten. Vay be. Harika. Yorumlar için çok sağ olun. İkiniz de. Müsaadenizle. Selam. Ne güzel. Aklını kurcalayan bir şey mi var? Bak ben tahmin edebiliyorum ki onca yıl senin için kolay olmamıştır. Başına gelenlere cidden çok üzüldüm. Hı. Ama bu onun suçu değil. Ben öyle bir şey söylemedim. Bu oyundan çıkması oldukça uzun zamanını aldı. Kafasına silah dayamadım. Bu kendi tercihi. Bu hayatı yaşamak için doğdu. Buna cidden inanıyor musun? Neden buradasın Victor? Çünkü birinin bu çocuğa göz kulak olması gerekiyor. Babası mısın lan yoksa?
Tamam. Ben de seni seviyorum. Hoşçakal. Evet. Karadan izin aldığına göre artık gidebiliriz. İşin düşündüğümüzden biraz daha uzun süreceğini söyledim ki bu da yalan değil, öyle değil mi? Neyse. Hadi ama ne diyorsun? Senin yardımımıza ihtiyacı var. Evet. Duyduğuma göre yılın bu zamanlarında İskoçya'nın havası ayrı bir güzelmiş. Gidiyorlar. Hadi canım. Ne çabuk geldi oğlum. Uçağa da binmediler. Her şeyini ortaya koymuş ha. Evet ama katedralin çevresine yoğunlaşmışlar. Rahatsız yani. Çünkü biz daha çok şuradaki mezarlıkla ilgileniyoruz. Salih. Evet. Biz harekete geçmeye hazırız. Tamamdır evlat. Size iyi avlar. Gelmek istiyorsan son şansın. Hayır evlat. Asansör gibi bir şey ayarlamadığın sürece ben yokum. Tamamdır. Birkaç saate görüşürüz. Hey Nate. Efendim? Şey diyecektim. Ne? Bana parlak bir şeyler getirin olur mu? Başka bir şey diyecektim de neyse. Nasıl zaten? Evet. Gidip Kaptan Evri'ye saygılarımızı iletelim ha. Oo, 7. bölüm de bitti arkadaşlar. 8. bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.